Bismillahirrahmanirrahim. Babur raculi yahrucu min zekerihi el mezyu keyfe yefal. Bu bab, bir adamın kamışından mezi çıkarsa bu ne yapacak? Burada üç şey var. Meni, mezi, vedi. Meni çıkarsa usul vacip olur. Mezi, vedi çıkarsa ne lazım gelir? Kulasa burada zikredecek ki abdest lazım gelir. Bu meseleyi kökünden İmam-ı Tahavi başlıyor. Resulullah Efendimiz'den gelen rivayetleri burada serdediyor ve buyuruyor ki Haddesena İbrahim ibn-i Ebi Davud Kale haddesena Ümeyyetü ibn-i Bistam Kale haddesena Yezid ibn-i Züreyin Kale haddesena Ravuh ibn-i Kasim An ibn-i Necihin An Atayin An İyas ibn-i Halife An Rafi ibn-i Hadid An Aliyen Emara Ammarin Rafi ibn-i Hadid buyuruyorlar ki Hazreti Ali kerramallahu veçe Ammar'ı emreyledi ki en yes'ele sonra kime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'e sonra neden anil mezi mezide fekale o da sordu Resulullah Efendimiz'e Resulullah Efendimiz buyurdu ki yasilu zekerinden mezi çıkan bir adam yıkar ve zakirehu kamışını yıkar ve yetevaddahu abdest alır. Yani gusül lazım gelmez. Onun hepsini yıkar, avret mahallinin hepsini yıkar ve abdest alır. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki fezehebe kavmü bir kavim zahib oldular neye? İlâ enne gaslel mezakiri kamışları, avret mahallerini yıkamaya zahib oldular ki avret mahallerini yıkamak vacibün vaciptir aler racülü erkek bir adama izâ emzâ mezi gelirse ve izâ bâle bevr ederse gerek bevr etti, idrar geldi yahut da mezi geldi her ikisinde de avret mahallini yıkar ona gusül lazım gelmez. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بِهَذَا الْأَسَلِ Bu eserle ihticac eylediler. Burada yani işaret etmiş olduğu bevül geldiği vakitte kamışın ucu necis olur. Gerisi necis olmaz. Sade ucunu mu yıkayacak, hepsini mi? Mezide de böyle. Mezi geldiği vakitte sade kamışın ucunu mu yıkayacak yoksa gerisinin hepsini mi yıkayacak? Bu eserden istidlal edenler dediler ki hepsini yıkayacak. Sade necaset mehallini değil. Çünkü hadis-i şerifte mezakirehu, mezakir zekerin cemidir ala gayril kıyas. Evet. Bu avret mehallinin hepsini yıkar ve yetevaddahu bir de abdest alır. Yani usul lazım gelmez. Ve وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Ulemanın diğerleri bunlara muhalefet eylediler. فَقَالُوا buyurdular ki لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ Bu olmadı مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den bu olmadı. Yani Resulullah Efendimiz'in bu emri olmadı. عَلَى اِيْجَابِ غَسْلِ الْمَذَاكِرِ Avret mehallerini yıkamanın vacip olması için olmadı. Resulullah Efendimiz avret mahallini yıkasın. Avret mahallinin yani bundan o kamışın hepsini yıkaması vaciptir. Bu mana olmadı. Velakinnehu bu oldu. Resulullah Efendimiz'in emri oldu. Liyetekallesel mezyu mezi tekallüs etsin de kesilsin. Fela yahruce çıkmasın. Resulullah Efendimiz avret mahallini suyla yıkasın ki yani bir daha kendisinden böyle mezi gelmesin. Bunun için yoksa gasli yıkamak avret mehlini yıkamak vaciptir değil. Hulase o avret mehlini yıkamak vacip diyenler vacip dediler evvelki hadisle istidlal ettiler. İkinci kavim de dediler ki hayır vacip değildir fakat bir nevi tedavi ve ilaçtır. Madem daimen mezi geliyor bu adamın abdesti bozuluyor öyleyse suyla avret mehlini yıkasın ki takallüs etsin yani buruşsun da bir daha mezi gelmesin. قالوا
bu ikinci kavle sahip olanlar dediler ki ve min zalik, işte bu tedavi kabilindendir. Maşur bir şey ki ümire bihil müslim, buna Müslümanlar emretildiler. Fil hediye hedide. İzâ kâne lehu, eğer o hedide olursa, hedi için olursa, lebenü süt, yani Mekke-i Mükerreme'ye kurban kesmeyi için götürdüğü hayvana hedi derler. O hediye, o götürdükleri hayvanın sütü olur da onu salması caiz değil. O süt dememesinde kalsa onu eziyet verecek. Emrolundular ki en yandahe nethide, suyu serpe dir'ahu, onun memesine bil mai suyla. Suyu nethide en yandahe sepe dir'ahu, onun memesine bil mai suyu. Yani suyu sepsin de o meme tekallüs etsin, sütü azalsın, hayvana eziyet vermesin. İşte Müslümanların emrolunduğu bu. Bu da bundandır. Ne için? لِيَتَقَلَّسَ ذَٰلِكَ ف۪يهِ, o hayvanda o süt tekallüs etsin. فَلَا يَخْرُجْ, çıkmasın. Bu da bundandır. وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ, eserler geldiler mütevatireten çok. بِمَا بِي شَيْلَكِ يَدُلُّ, delalet eder. عَلَى مَا قَالُوا, bu ikinci kavle sahip olanların dediğine dair çok hadisler geldiler. Buradaki tevatür, tevatür istilahi manasına değil de mütekâsire manasına, yani çok eserler geldi. فَمِنْ ذَٰلِكِ, işte bu gelen eserlerdendir. مَا حَدَّسَنَا, bize rivayet edilen hadis. Kim rivayet eyledi? İbni Ebi Davud ve İbni Ebi İmran. Kâle, İbni Ebi Davud olsun, İbni Ebi İmran olsun, buyurdular ki kâle haddesena Amr ibn Muhammed'in nâkidu, Amr'in nâkid rivayet eyledi. Kâle haddesena Abidetü ibn Hümeyd, Abidetü ibn Hümeyd rivayet eyledi. Anil A'meş, A'meş'ten. An Habib ibn Ebi Sabit, Habib ibn Ebi Sabit'ten. An Sa'id ibn Cübeyr, Sa'id ibn Cübeyr'den. An İbn Abbas'ın, o da İbn Abbas'ın radıyallahu anhum. Kâle İbn Abbas, buyurdular ki kâle Aliyyü radıyallahu anhu, Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki kündü racülen mezzâen, benden mezi çok gelen bir adam oldum idi. Daima benden mezi gelirdi. Fe emertu racülen, bir adama emreyledim ki yes'elün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz'e sorsun ki bu daima mezi gelirse ne lazım gelir. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdular ki fihi, o mezide orucudur, el vudu, abdest. Yani gusül değil de abdest orucudur. Çünkü Hazreti Ali kerramallahu veçeh ileride de geliyor, diyor ki mezi gelirdi. Ben de bu mezinin gelmesi gusli icap eder zannıyla o kadar gusl ederdim ki artık perişan oldum. O vakit bunu sordurdum Resulullah Efendimiz'e. O da bunda yalnız abdest vardır, gusül yoktur, buyurdular. Haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle akhberena Hüseymin kâle akhberena el-Ameş an Münzirin Ebi Ala el-Thavri an Muhammed ibn el-Hanefiyye. Münzir ibn Ebu Ya'la Muhammed ibn el-Hanefiyye'den rivayet eyledi. Muhammed ibn el-Hanefiyye Hazreti Ali kerramallahu ve senin mahdumlarıdır. Anası Beni Hanife'den bir kadın olduğunda Muhammed ibn el-Hanefiyye diyorlar. Anasına nispet ediyorlar. Kâle semi'tuhu, Muhammed ibn el-Hanefiyye buyurdular ki ben işittim. Yuhaddisu, ha yok, bu kâle şiir hacı. Münzir ibn Ebi Ya'la es-Sevri diyor ki semi'tuhu, ben Muhammed ibn el-Hanefiyye'yi işittim. Yuhaddisu, rivayet ederdi. An ebihi, babası Ali kerramallahu ve şahaten. Kâle Hazreti Ali buyurdular ki kuntu ecidu meziyen, ben mezi bulurdum, daima mezi gelirdi benden. Fe emertul Mikdade, Mikdade emrettim, Mikdade bin Esved'e en yes'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz'e sonra en zalike, bunun hükmünden, bunun hükmü nedir. Ve istahyeytu en es'elehu, benim kendim sormaktan ben haya ettim. لَاَنَّ اَبْنَتَهُ عِنْدِي, zira onun kerimesi Hazreti Fatime benim nikahımdaydı. Bunun için ben haya ettim de sormadım. Hazreti Mıkdad'a emreyledim ki sor. فَسَالَهُ, o da Resulullah Efendimiz'e sordu. فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdular ki اِنَّ كُلَّ فَحْلٍ, her bir erkek ki yümzi
daima ondan mezi gelir. Feiza kanel meniyye, eğer gelen meni olur ise fefihi anda orucudur. El guslu gusul. Ve iza kanel meziye, gelen mezi ise fefihi anda da orucudur. El vudu, abdest orucudur diye buyurdu. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Abdullah ibn Hurece kâle haddesena Zâidet ibn Kudame en Ebi Hasin en Ebi Abdirrahman en Aliyyin radıyallahu anhu kâl. Ebi Hasin Ebu Abdirrahman'dan, o da Hazreti Ali'den rivayet ediyor. Kâle Hazreti Ali kerramallahu veşe buyurdular ki küntü racülen mezzâe, daima benden mezi gelen bir adam idim. Ve kânet indî bintü Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber Efendimiz'in kerimeleri de benim nikahım altındaydı. Bunun için haya ettim, ben gidip sormadım. Fe'erseltü ilâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem, Resûl-i Ekrem Efendimiz'e gönderdim. Kimi göndermiş? Bir rivayette Hazreti Mıkdadi, bir rivayette Hazreti Ammari. Fekâle Rasûlullah Efendimiz de cevabında buyurdular ki tavadda ve asilhu, abdest al, bir de avret mehallini yıka. Haddesena Salihun kâle haddesena Seyyidun kâle haddesena Hüseymin kâle haddesena kâle akberena Yezid ibn-i Ebi Ziyad kâle haddesena Abdurrahman ibn-i Ebi Leyla en Aliyyin radıyallahu anh. Yani Hazreti Ali kerramallahu ve şehadan rivayet buyuruyor ki kâle su'ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem anil mezhi, mezhi'nin hükmünden Peygamber Efendimiz sual edildi. Fekâle buyurdu ki fihi anda orucudur, el vudu abdest ve fil meni yimeni dedi orucudur, el guslu gusul. Bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yine Hazreti Ali kerramallahu ve şehadan vasıtasıyla rivayet ediliyor. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن هاني ابن هاني عن علي رضي الله عنه وحديث الشريف الإمام الطحاوي حضرت علي ذن رواية ديور هاني ابن هاني تركيلا قال كنت رجلا مزاء بندن شوك مزي gelir idi فكنت إذا أمزيت مزي geldi mi ben olur idim, yatasası gusleder olur idim. Her mezi geldikçe guslederdim. فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e sordum. فَقَالَ buyurdu ki fihi anda orucudur, الْوُدُوُ abdest. Şimdi burada sordum deyince Hazreti Ali kerramallahu veşe'nin bizzat sorduğu anlaşıldı. Kendisi sordu yahut da sordurdu. O da kendisinin gene sorması demektir. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل حا وحدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا إسرائيل ثم ذكر بإسناده مثله. إمام الطحاوي ابن خزيمة tarihiyle İsrail'e çıkarıyor. Yine ikinci bir rivayette ربيع المازن tarihiyle de yine İsrail'e çıkarıyor. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا زائدة قال حدثنا الركين بن الربيع الفزاري عن حسين عن حسين بن قبيسة عن علي. Evet. حسين بن قبيسة علي كرم الله وجهه وشهودن rivayet ediyor. قال كنت رجلا مزاء مزاء benden mezi çok gelen bir adam idim. Feseltün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e sordum. Fekale buyurdular ki izâ ra'eytel meziye, sen mezi gördün mü? Yani senden mezi geldi mi? Fetavadla abdest al ve asil zekereke avret mehallini de yıka. Ve izâ ra'eytel meniyye, fakat gelenin meni olduğunu gördün mü? Bildin mi? Fatesil, o vakitte de uslet. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عائشة بن أنس قال سمعت عليا عائشة بن أنس يقول ki ben işittim Hazreti Ali'yi alel minberi menberde olduğu halde يقول buyururdu ki kuntu raculen bezzaen benden mezi çok gelen bir adam idim فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'den sormak istedim. فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ondan haya ettim. لَاَنَّ اَبْنَتَهُ onun kızı Hazreti Fatıma radıyallahu ta'ala anha
kânet tahtî benim nikahımdaydı. Haya ettim, sormadım. Fe emertu ammâren, Hazreti Ammâr'ı emreyledim. Fe se'alehu, o Resulullah Efendimiz'e sordu. Fe kâle, buyurdu ki, yekfî kifayet eder minhu o meziden el vudu abdest. Bir abdest alsın kâfi gelir, buyurdu. Yani gusül icap etmez. Kâle Ebu Cafer, Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki, efelâ terâ, sen görmedin mi? Enne Aliyen, Hazreti Ali, lemmâ zekere anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Vaktaki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den zikreyledi, rivayet eyledi. Ney mâ evcebehu, Resulullah Efendimiz'in vacip kıldığı şeyi aleyhi Hazreti Ali üzerine. Fî zâlik mezih hakkında. Zekere, zikreyledi, vudu es-salâ, abdest namazını emreyledi. Yani Hazreti Ali kerimullah ve şey bu mesele hakkında Resulullah Efendimiz'e sordurdu. Resulullah Efendimiz de onun cevabında mezi gelen bir adama ne hüküm vaciptir? Onu zikreyledi. O da nedir? Bir abdest alacaktır. Namaz kılmak için nasıl abdest alınırsa öyle bir abdest alacaktır. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu Hazreti Ali radıyallahu teala anhum bir namaz abdesti lazım gelir demesiyle sabit oldu ki enne ma kana siva vudu'i salah, abdest namazının masivası. O da neden? Mimma umira bi, mimma bir şeyden ki umira bi Hazreti Ali kerramullah ve şey ondan onunla emrolundu. O da ne? Avret mehal mezin çıktığı yerin haricini yıkamak. O da neden? Evet. Yani mezi çıktı ise de orasını mı yıkayacak yoksa etrafını zekerin her tarafını mı yıkayacak? Fe innema kâne zâlik, bu zekerin her tarafını yıkamak bu oldu. Gayril mâne lezî şul bil mânânı gayrisi oldu ki vecebe, vacip oldu lehu ona ve doğusada abdest namazı. Abdest namazı vacip olan bir mananın gayrisi için oldu. Mezi çıktığından abdest namazı lazım geliyor. Peki o vakitte sede mezi nereden çıktıysa orasını yıkamak lazım geliyor. Ama bütün evret mehallini yıkamak başka bir mana için geliyor. O da nedir? Tedavi. İlaç için, hatta takallüs etsin de mezi gelmesin, bunun için oldu. وَقَدْ رَوَى سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ Sehl-i bin Huneyf de rivayet eyledi. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz'den ma bir şey rivayet eyledi ki قَدَّلَّ عَلَى هَذَا buna delalet eyledi. Eyda, yukarıdaki hadisler delalet ettiği gibi. Yani mezinin çıktığı yeri yıkamak vacip. Fakat evret mehallinin diğer yerleri yıkamak tekellüs ve tedavi içindir. Yoksa vacip değildir. Bunun için. Haddesena Nesr ibn Merzuk ve Süleyman ibn Şuayb قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف yine rivayet سهل بن حنيف çıktı. سهل بن حنيف rivayet ediyor ki أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'e sordu عن المذي مزيدا فَقَالَ buyurdu ki fihi anda orucudur الْوُضُوْ abdest yani gusli icap etmez فَاَخْبَرَ haber verdi اَنَّمَا neyi haber verdi اَنَّمَا شُلْ بِشَيْ كِ يَجِبُ وَاجِبُ olur fihi مَزِيدَ هُوَ الْوُضُوْ abdesttir bunu haber verdi وَذَٰلِكَ bu yenfi nefyeder اَنْ يَكُونَ وَلَا عَلَيْهِ mezi gelen adam üzerine مَا الْوُضُوْ abdest ile beraber غَيْرُهُ غَيْرِسِ olmasını nefret etti. Abdest lazımdır fakat abdestten başka bir şey lazım gelmez. Şeyin kâle kâilun bir adam itiraz etse dese ki fekad rûye en Ömer ibn-i Hattab Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildi. Ma bir şey ki yuvâfiku muvâfik olur. Ma kâle ehlül mekâletil ula birinci mekâle sahiplerinin dediğine muvâfik olur. Birinci mekâle sahipleri ne dediler? Hem mezihin çıktığı yeri yıkayacak hem de kamışının her tarafını yıkayacak. Öyle demiştiler. Buna muvafık olan bir rivayet Hazreti Ömer'den geldi. Fezekere bu gâile müteriz zikreyledi. Maşul bir hadisi ki haddesena Ebu Bekir'te. Ebu Bekir bize rivayet eyledi. Kale haddesena Ebu Ömer. Kale ahberena Hammad ibn Seleme. Kale ahberena Süleyman-ı Teymi.
عن أبي عثمان النهدي أن سلمان بن ربيعة الباهلي سلمان بن ربيعة الباهلي dediler ki tezevvüc emraeten, o da bir kadını tezevvüc etmişti. Min Beni Ukeyl, Beni Ukeyl'de Araplardan büyük bir kabiledir. Beni Ukeyl derler. Onlardan bir kadınla evlenmişti. Fekâne yâtiha, o kadına gelirdi. Feyyûlâ'ibuha, ondan oynaşırdı. Oynaşırdı, o vakitte mezi gelirdi kendisinden. Bu şüphelendi, acaba bu mezin gelmesi muslimi icap eder, abdestimi icap eder, ne lazım gelir? فَسَأَلَ عَنْ ذَٰلِكِ, bu meselenin hükmünü sordu Ömer ibn-i Hattab Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya geldi, dedi ki böyle böyle oluyor. فَقَالَ, Hazreti Ömer buyurdu ki اِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ, eğer su yaşlık bulursansa فَاَصِلْ فَرْجَكْ وَاُنْفَيَيْكْ, ferçten murat burada yani kamışını ve yumurtaları yıka. Ve tavadda vudu ekelis sala, bir abdest, bir namazı abdesti nasıl alıyorsanız öyle de bir abdest al dedi. Ve şimdi bu ne rivayet ediyor? Bir mezin gelmesi kamışın ucunda olur. Hazreti Ömer diyor ki hem kamışın ucunu yıkayacaksın hem de yumurtaları da beraber yıkayacaksın. Bu birinci firkenin makalesini teyit ve tekit etti. Böyle derse bu adam, kıyle lehu, ona cevaben denilir ki يَحْتَمُلُ اَنْ يَكُونَ وَجْهُ ذَٰلِكِ, bunun veçhi mühtemildir ki eyda, yukarıda zikrettiğimiz gibi ne ola bunun veçhi? مَا صَرَفْنَا اِلَيْهِ, bizim sarf ettiğimiz şey ola. Neyi? Veçhi hadis Rafi ibn Hadic. Rafi ibn Hadic'den rivayet geldi ki bu avret mehalline yıkasın, su sepsin ki tekallüs etsin de tedavi olsun da mezi gelmesin. Bunun veçi de ola. Yani Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala ente o zata dedi ki git abdest al ve avret mehallini yıka. Bu yıkamak, avret mehallini yıkamak vacip olduğundan dolayı değil de tedavi için, tekallüs etsin de mezi gelmesin. Böyle hamledilir. O hadise böylece, o zata böyle cevap verilir. Ve gaduru yan cemaatin minmen ba'dahu. Fakat bu Hazreti Ömer'den sonra, yani Süleyman İbni Rebiat el-Bahili Hazreti Ömer'den rivayet ettiği bu hadisten şeriften başka yine bir cemaatten rivayet edildi. Mimmen ba'dahu, o da onlardan sonra gelen cevaptan. Mâ yuvâfıkü zâlik, bunların mezhebine muvafık olan şey. Muvafık olan şey ne? Hem avret mehallinin hepsini yıkayacak. Mezi gelen yeri değil, diğer yerlerini de yıkayacak. Buna muvafık olan diğer rivayetler de geldi. O rivayetlerden birisi haddesene Ebu Bekret'e kâle, haddesene Me'emmelü ibn-i İsmail kâle, haddesene Süfyan-ı Sevri. İmam-ı Tahavi Ebu Bekret tarikiyle Süfyan-ı Sevri'den rivayet ediyor. Ha, ikinci bir senet daha getiriyor. Diyor ki ve haddesene Ebu Bekret'e, yine Ebu Bekret bana rivayet eyledi. Kâle haddesene Hilal ibn-i Yahya ibn-i Müslim kâle haddesene Ebu Avane. Hilal ibn Yahya Ebu Avane'den rivayet eyledi. Kilahuma Süfyan-ı Sevri ve Ebu Avane'nin her ikisi de rivayet eylediler. En Mansur'in Mansur'dan, en Mücahid'in Mücahid'den, en Muvarrik'il İcli, o da Muvarrik'il İcli'den, en İbni Abbas'in, o da Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümadan rivayet eyledi. Kale buyurdu ki Hüvel meniyyü vel mezyü vel vedyü. İnsanın avret mehallinden çıkan idrardan başka üç şey vardır. Meni, mezh, ved. Fe emmel mezyu vel vedyu. Emma mezh ile vedi fe innehu, bu adam yasilu zekerehu, kamışını yıkar ve yetevaddavu, abdest alır. Ve emmel meniyyü, meni ise fe fihil guslu, onda gusül oluşudur. Bütün vücudunu yıkayacaktır. Şimdi bu rivayette Abdullah ibn Abbas'tan geldi ki sade mezinin vediyin isabet ettiği mehalli yıkamayacak. Avret mehallinin hepsini yıkayacak. Buna muvafık geldi. Üçüncü hadisi şerif, haddesene Ebu Bekret'e kâle, haddesene Ebu Amir kâle, haddesene Süfyan an Ebi Cemre. Bir rivayette Ebi Hamze, ki daha doğrusu bu Ebi Hamze. Kâle kultu İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas'a dedim ki inni erkebü dâbbe, ben hayvana biniyorum. Fe ümzi, benden mezi geliyor. Demek ki ata binince harekete geliyor.
ondan bir şehvani bir şey hasıl oluyor, mezi geliyor. فَقَالِ اِغْسِلْ زَكَرَكَ اَوْرَتْ مَحَلِّنِ يَيْكَ وَتَوَضَّ وُضُوءَكَ لِسَّلَاةِ Bir namaza nasıl abdest alırsan öyle bir abdest al. Bu da neyi tehdit etti? Birinci mezhebe zahip olanlar, birinci firkenin sözlerini teyit ve tehdit etti ki sede mezin çıktığı yeri değil, diğer evret mehallenin hepsini yıkayacak. Efela tera, sen görmez misin anne İbn Abbas radıyallahu anh, Hazreti Abbas hine zekere zikrettiği vakitte neyi ma ol bir şeyi ki yeti bu vacip olur filmezi yemezi de vacip olan şeyi zikrettiği vakitte, yani mezi gelirse ne vacip olur bir adama, bunu zikrettiği vakitte zekere zikretti, el vudu'a abdesti hasseten abdesti zikretti. Ve hine emere Eba Cemrete ki sevabı doğrusu Eba Hamze'ye de emrettiği vakitte emerehu emretti me'al vudu'i abdest ile beraber ve gasli zekeri kamışını yıkamasını da emretti. Yani sede kamışı yıkamak değil, bir de abdest almayı emretti. Öyleyse o birinci makalenin sahiplerinin sözünü bunlar teyit ve tekit ettiler. Diğer bir hadis-i şerif daha geliyor bu malda. Haddesena Ebu Bekret'e kâle, haddesena Behbun kâle, haddesena Rabi'u ibn-i Sabih. Anil Hasan, İmam Hasan-ı Basri'den rivayet etti İmam-ı Tahavi. Fil mezi vel vedi. Mezi ve vedi de kâle, Hasan-ı Basri buyurdu ki, yâsilu fercehu avret mehallini yıkar. Ve yetevaddehu vudu'ehu lissalâ. Bir namaza nasıl abdest alırsa, öylece de bir abdest alır buyurdu. Diğer bir hadisi şerifte, haddesene Ebu Bekret'e kâle, haddesene Ebu Amir kâle, haddesene Süfyan an Ziyad ibn Feyyad, an Sa'id ibn Cübeyr kâle, izâ emzer racülü. Hasan-ı Sa'id ibn Cübeyr buyurdular ki, bir adamdan mezi geldi mi? Gâselel haşefete, kamışının başını yıkar. Ve tavadda, abdest alır. Vudu'ehu lissalâ. Bir namaza nasıl abdest alınırsa öylece de abdest alır. Bu hadisi şeriflerin hepsinde hem avret mehallini yıkayacak hem de bir namaza nasıl abdest alınırsa öyle abdest alınacak. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ İşte bu babın vecihi, gösterişi, yolu budur. مِنْ تَرِيْقِ تَصْحِيْهِ مَعَانِ الْآثَارِ Eserlerin, hadislerin, manalarını tasih tarihiyle yol budur. Fakat sebete sabit olduğu bihi bununla ma vasıfına bizim vasfettiğimiz sabit oldu. Yani bu meselede iki rivayet geldi. Birisinde mezi geldi mi yalnız mezin çıktığı yeri değil bütün avret mehallini yıkayacak bir de abdest alacak. Diğer birisi de mezin çıktığı yeri yıkayacak bir de etrafına bulaşmışsa oraları yıkayacak. Peki bu ikinciye sahip olanlar abdest almayı demiyor, avret mehallinin hepsini demiyor. Evret mehallinin hepsini yıkamak tekallüs tedavi olsun diye diyorlar. Abdest almak da bir fazilet kabilinden vacip değil de ondan dolayı diyorlar. İşte bununla bu sabit oldu. Ve emmâ veçhü zâlik min tarîkin nazar. Kıyas tarîkiyle bunun veçhi yolu nedir? Fe innâ reynâ hurûcel mezhî hadese. Biz baktık ki mezhin çıkması abdestsizliği mucib oluyor. Mezhi çıktı mı abdest kaçıyor. فَاَرَدْنَا اَنَّنْ زُرَى Biz murad ettik ki bakalım fi خُرُوجِ الْاَحْدَاسِ Abdesti bozan diğer şeylerin hurucuna da bakalım. مَلَّذِ يَجِبُ بِهِ Abdesti bozan şeyler zahir oldu mu? Ne vacip oluyor? Madem mezi, hadesi mucib oluyor. Hadesi mucib olan diğer şeylere de bakalım ki bunların hükmü birbirine muvafık mı? فَكَانَ خُرُوجُ الْغَائِتِ Büyük abdestin çıkması oldu. يَجِبُ بِهِ Büyük abdestin çıkmasıyla vacip oldu. Gassu ma şul bil yeri yıkamak vacip oldu ki esâbel bedene isabet etti minhu o necasette. Büyük abdest çıktığı vakitte nereye isabet ettiyse orasını yıkamak vacip oldu. Ve la yecibu vacip olmaz gassu ma siva zalik necasetin değmediği yerleri yıkamak vacip olmaz. İlla tatahura lissala illa namaz için abdest alacaksa başka. Namaz kılacaksa abdest alır. Yoksa necaset çıktığı yeri yıkar ve adam temizdir. Namaz kılmayacaksa başka bir yeri yıkaması vacip değildir. Namaz kılacaksa
abdestsiz olduğundan abdest azalarını yıkar. Ve kezalike hurucu demi, kanın çıkması da böylecedir. Min eyyi mevdi'in ma haric, her nereden çıkarsa çıksın. Kan çıktı mı bir hadestir. O kanın çıktığı yeri yıkayacak, kanın çıkmadığı yeri yıkaması vacip değildir. Fî kavli men, bir ulemanın, bir alimlerin kavlinde ki yece'alü zâlike, kanın çıkmasını kılar, hadesen abdestsizlik kılar, hades kılar, abdesti kaçırır. Ki Hanefilere göre kan çıktı mı hadestir, abdesti kaçar. Öyleyse bu adam kan çıktığı yeri yıkar, çıkmadığı yeri yıkamaz, illa ki namaz kılacağı vakitte abdest alır. Peki bu Hanefilere göre dedi, fî kavli men ce'alü zâlike hadesen, kanın çıkmasını hades kılanların kavlinde. Yıkılmayan diyenler de var mı? Var. Mesela Şafiiler gibi kan çıkarsa abdest kaçmaz diyor. Yalnız onlarda da kanın çıktığı yeri yıkar, kanı yıkar, çıktığı yeri yıkar. Bu abdesti de bozulmaz. Onlar namazda kılabilirler. Fakat bize göre hayır. Bevlu gayet ile kanın farkı yok. Hem onları necasetleri yıkar, hem de namaz kılacaksa abdest alır. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ, biz buna nazar eder, kıyas edersek şey, buna en yekûne kezalik, böylece ola. Nasıl büyük abdest çıktığı vakitte onun yerini yıkaması vacip, başka yerleri değil. Kan çıktığı vakitte kanın çıktığı yeri yıkamak lazım, diğer mahalleri değil. Öyleyse kezalike hurucul mezyi, mezyin hurucu da böylecedir. Ellezî öyle mezyi ki huve hadesi, o da hadestir. Abdesti kaçırır. La yecibu fîhî mezyin hurucunda da vacip olmaz. غسل غير الموضع الذي أصابه من البدن, bedeninden herhangi bir mevzi'in gayrisi ki isabet etmedi, isabet ettiği gayrin, mezyinin isabet ettiği yerin gayrisini yıkamak vacip olmaz. Yani neresi vacip olur? Mezyin çıktığı yer, bir de vücudunda bir yere isabet etmiş de o da necis olduğundan orayı yıkayacak. Fakat mezi değmediği yeri yıkamak vacip olmaz. فَسَبَتَ ذَٰلِكَ, işte bununla sabit oldu. Eyla böylece bir mazikene, bizim zikrettiğimiz tarikiyle müntarikin nazar. Kıyas tarikiyle de sabit oldu ki mezi çıktığı yeri yıkar, isabet ettiği yeri yıkar, fakat diğer yerleri yıkamaz. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى, bu üç imamın mezhepleri ve kavulleri de budur. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.